Bir gün kilip ümmet düşmanın büler, bir gün cenk kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız, kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعيمز برادرلر أمانتدارلك حقدا سلامنا صحبت محتمز بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله سبحانه وتعالى نساء سورسته مرحمت قياندكي البتة الله سيزلرغا أمانتلرني وز أهلرغا قيترب برشلغنغزغا بيرد دب الله سبحانه وتعالى mu'minlarni omonatlarni ahliga berishlikka, topshirishlikka, ado qilishlikka buyurishligini va odamlar orasida hukm qiladigan bo'lsalaringiz, adil bilan, adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Va Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalar qandaydan yaxshi buyruqdir. Albatta Alloh subhanahu va taolo sami' bo'lgan, eshitib turgan va bandalarini holidan holini ko'rib turgan basir bo'lgan zotdir deb Alloh taolo nima qildi? Niso surasida mu'minlarni omonatlarni ahliga topshirishlikka, ahliga berishlikka buyurdi. Mana bu oyatni biz tushunishlik uchun bu oyatni sababi nuzuliga murojaat qilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratni 8-yinchi yili, ya'ni hijratni 8-yinchi yilida Makkani fath qilib Makkaga kirib keldilar. Makka'ya fatih bo'lib kirib keldilar. 10 ming lashkar bilan kirib kelindi va mushriklardan sanoqli kishilarni qatl qilishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilar. Magaram Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyonning uyiga kirganlarni joni omonda, haramda bo'lganlarni joni omonda deb ko'pchilikka nima omonlik berdilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi Ka'baga kirishlik uchun bu Ka'bani kalitini Usmon ibn Talha degan o'sha vaqtda mushrik bo'lgan kimsadan buni nima edi qo'lida edi. Bu kalitni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qo'lidan oldilar. Olayotgan vaqtlarda bu aytdiki, bu vaqtinchaga olyapsizmi yo mendan mukammal olyapsizmi? Dedida kalitni berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bani ochib, Ka'bani chekirdilar. Ka'bani ichidagi butlarni hammasini chiqarib tashladilar. Allohning uyini pokladilar butlardan. Chiqib turgan vaqtlarda mana shu oyatni tilovat qildilar. Ka'badan chiqayotgan vaqtlarda Umar ibn Xattob aytadilarki, men Rasululloh sallamdan bu oyatni avval eshitmagandim. Demak, Ka'baning ichida bu oyat nozil bo'lgan. Ki Alloh taolo aytayaptiki, omonatlarni ahlilari ahliga topshiringlar. Chiqdilar-da Usmonni chaqirdilar, Usmon ibn Talhani, mana bu omonatni sizdan olgandim, qaytarib oling dedilar. Yani mana bu oyatni tushunishlik uchun sababi nuzuli shu. Yoki boshqa bir rivoyatda kelibdiki, Abbos Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari hojilarga, hajga kelgan hojilarga suvni ulashishlik bu kishining zimmasida edi. Aytdilarki, ya Rasululloh, bu kalitni ham menga qo'shib bering, ham suv ulashaman, ham Ka'bani kiritib menda turadi. Degan vaqtlarda bu oyat nozil bo'ldi. Yo'q. Omonat olindimi? Kim bilishdan qat'i nazar? Omonatni egasiga qaytarib bering deb Alloh taolo buyurdi. Va bu yerda faqat kalitni bering demadi. Omonatlarni ahllariga qaytaringlar. Bu faqat kalitga tegishlik va bir zamon makonni o'ziga xos hukm emas.
qiyomat kunigacha keladigan mu'minlar, Qur'onga iymon keltirgan mu'minlar albatta omonatlarni nima egalariga qaytarishlikka Alloh taolo tomonidan ma'mur bo'lishdi, buyurilishdi va odamlar orasida hukm qilinadigan bo'lsa, adolat bilan hukm qilishligini Alloh taolo buyurdi. Bu ishda mu'minlar ixtiyori emas. Bu ishda har bir mu'min va mu'mina ixtiyori emas, balki amin bo'lishlik, omonatdor bo'lishlik har bir mu'min kishini sifati bo'lishlik kerak. Chunki Alloh subhanahu va taoloning yuborgan buyuk farishtasi Jibril amin deyiladi. Omonatdor Jibril deyiladi. Muhammad alayhisalom hali payg'ambar bo'lmasdan oldin Muhammad amin deb atalardi. Omonatdor Muhammad deyilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni buyuk sahobalardan aminul umma bo'lgan Abu Ubayda ibn Jarroh bu kishi ham aminul umma, ummatda omonatdor. Omonatdor bo'lishlik bilangina kishilar o'zini nima qiladi? Iymonini nima qilib saqlab qola oladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan mana shu oyatni tafsirida Ayatul munafiq 3. Iza haddatha kadiba va iza va'ada akhlafa va iza tu'mina khon. Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, munofiqlik alomati 3tadir dedilar. Munofiqning alomati 3tadir dedilar. Birinchi gapirsa yolg'on gapiradi. Ikkinchisi va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi. Uchinchisi omonat qo'yilsa omonatga xiyonat qiladi. Mana bu omonatlar birodarlar u Allohning haqlari bo'lsin, bandalarning haqlari bo'lsin. Bularni ado qilishlikka Alloh taolo buyuryapti. Bularni ado qilishlikka buyuryapti. Amin bo'lishlik, omonatdor bo'lishlik bu sahobalarning hammasining go'zal sifati edi. Erkak ayoli omonatdorlik bilan bular tanilgandi. Va bular uchun eng dahshatli oyat xoin bo'lib qolishlikdan bular juda ham ehtiyot qilishardi. Chunki o'tgan hamma payg'ambarlarning sifati bu amin bo'lgandi. Xosatan Muhammadur Rasululloh sallam aytdik, bu kishi omonatdorlarni sayyidi edi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib chiqadigan kechalari o'rinlariga Ali radhiyallohu anhu qoldirib chiqib ketdilar. Ali radhiyallohu anhu qoldirib chiqishdan murod faqat o'rinlarga bir kecha yotib turishlik uchun emas, balki o'zlariga qoldirilgan mushriklar tomonidan qonlariga tashna bo'lgan ashaddiy dushmanlarini omonatlari bor edi. Ali radhiyallohu anhu aytdilarki, shu omonatlarni ega-egasiga topshirib, meni orqamdan yetib kelasiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto o'zlarini ashaddiy dushmanlarini omonatlarga xiyonat qilmadilar. Vaholanki ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nima? Shunday ashaddiy dushmandiki, u kishini qoniga tashna edi. Xo'p, payg'ambarlar hammalari ham amin bo'lganliklarga to'xtalib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo Shu'aro surasida o'zini 5 ta payg'ambarning tilidan mana bu oyatlarni Alloh taolo bizlarga xabarini berdi. Id qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha va ati'un. Bu Nuh alayhisalomning so'zlari edi. Nuh ya'ni Nuh alayhisalomning qavmidan yuborilgan ularni birodari Nuh ularga aytdiki, ala tattaqun, Allohdan taqvo qilmaysizlarmi? Albatta men sizlarga ishonchli rasulman, ishonchli omonatdor payg'ambarman. Allohdan taqvo qilib menga itoat qilinglar deb bu kishi aytdi. Ayni so'zni Hud alayhisalom aytdi. Id qala lahum akhuhum Hud, ala tattaqun, inni lakum rasulun amin, fattaqullaha va ati'un. Ayni so'z. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Bu Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam aynı sözünü ettiler. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Şuayb aleyhisselam aynı sözünü ettiler. إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Peygamberlerin hamasını sıfatı amin, omonatdor, ishonchli kishi. Ular omonatga hargiz xiyonat qilmagan.
Yoki Alloh taolo Duhon surasida marhamat qildiki, an addu ilayya, an addu ilayya ibadalloh inni lakum rasulun amin. Musa alayhisalom tillaridan payg'ambar bo'lgan vaqtda bu kishi aytdilarki, Bani Isroilni menga topshiringlar. Men sizlarga omonatdor, ishonchlik payg'ambarman deb bu kishi ham so'zini aytdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinda omonatlarni Alloh subhanahu va taolo omonatlarni va ahdlarga rioya qilishlikka bizlarga ta'limot berdi. Mu'minun surasida Alloh taolo marhamat qilgandiki, "Vallazina li amanatihim va ahdihim ra'un, vallazina ala salawatihim yuhafizun, ulaika humul varithun, allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Qad aflahal mu'minun deb boshlanadigan Mu'minun surasining avvalgi oyatdan keyingi oxirdagi oyatlarda Alloh taolo 8-11 oyatlarda aytdiki, ana shu najot topgan mu'minlarning yana bir muhim sifatlardan bittasi ular omonatlarga va ahdlariga rioya qiluvchilar. Bu Alloh taolo maqtagan sifatlari va ular namozlarni hifozat qiladigan, doim namozlarni vaqtlariga, namozlarni rukunlariga, jamoatlarga, hamma namozni buyruqlariga nima rioya qiladigan kishilar. Ana o'shalar varisdirlar, ular Firdavs jannatiga varis bo'ladilar va ular Firdavs jannatida doim qolishadi deb Alloh taolo nima qildi? Mana bu sifatlar bilan maqtadi. Xo'p. Mana bu birodarlar omonatdorlik haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinda nima qildi? O'zi omonatlarga xiyonat qilishidan bizni qaytardi. Boshqa o'rinda Alloh taolo marhamat qildiki, ayyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohga xiyonat qilmanglar, rasuliga xiyonat qilmanglar va o'zingizlarga ishonib topshirilgan omonatlarga xiyonat qilmanglar. Chunki Alloh subhanahu va taoloning huzurida xoin insonlarni Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rishligini Qur'onda xabar berdi. Omonatga demak, xiyonat qilayotgan xoinlarni Alloh subhanahu va taolo nima qilar ekan? Yomon ko'rar ekan. Shuning uchun xoh moddiy, xoh ma'naviy bo'lsin birodarlar. Albatta, omonatlar haqida hammamiz Allohdan qo'rqishimiz kerak. Alloh taolo marhamat qildiki, innalloha la yuhibbul xoinin. Alloh xoin bandalarni yomon ko'radi dedi. Sahobalar uchun, salafi solihinlar uchun mana bu oyatdan qattiqroq oyat yo'q edi. Xoin bo'lib qolishidan juda ham ular qo'rqishar edi. Alloh taolo boshqa o'rinda esa marhamat qildiki, va innalloha la yahdi kaydal xoinin. Alloh taolo xoin kimsalarni makr hiylasini hargiz o'nglamaydi. Ishini o'nglamaydi ularni dedi. Va o'zining habibi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, va la takun lil xoinin xosima. Ey Muhammad alayhisalom, siz xoin kimsalarni tarafini olmang. Deb turib, xoin kimsa bu yerda bir ansori edi. Bu nima qildi? Bir birodarini bir narsasini o'g'irlab qo'ydi-da, buni bilkitib yahudiyni tashlab qo'ydi. Meni narsamni shu o'g'irladi deb kelgan kishi mana bu da'vosini qilgan vaqtda Rasululloh sallam tekshirsalar bu narsa uyidan chiqmadi. Shunda buncha qurbonlik bergan kishini Tuoma degan Alloh alam ansori edi bu. So'ng bu murtad bo'lib qaytib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday bir obro'li kishini obrosini to'kibsiz. Mana buning uydan chiqmadi-ku bu narsa deb haligi da'vo qilib kelgan kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam norozilik bildirib turgan vaqtda mana bu oyat nozil bo'ldi. Ey payg'ambar, siz u xoinni tarafini olmang. Astag'firilloh. Allohga istig'for ayting. Mana bu qilgan ishingizga Allohga istig'for ayting. İnna Allaha kana gafuran rahima. Allah Teala gafur ve rahim bagan zat. Ve la tucadil anillezine yahtalun anfusahum. İnna Allaha la yuhibbu man kana khawwanan atima. Ey peygamber, uzun nafsiye günahlarını kılıp, hiyanat kılgen kimseler hakkında siz tartışma. Ularını tarafını almayın. Elbette Allah, kub hiyanat kıladigan, kub günahlar kıladigan kimseni yaman görebilir. Alloh taolo boshqa o'rinda esa Inna Alloha yudafi'u anil ladina amanu inna Alloha la yuhibbu kulla khawwanin kafur.
Albatta Alloh taolo mu'minlarni o'zi himoya qiladi. O'zi mudofa qilib oladi. Va albatta Alloh kofir bo'lgan, ko'p xiyonat qiladigan jinoyatchi insonlarni yomon ko'radi deb Alloh taolo e'lon qildi. Alloh o'zini nima? Yomon ko'rishligini xoinlarga e'lon qildi. Demak, birodarlar, bu yerda asosiy ikkita mavzu omonatdor bo'lishlik va xiyonatdan ehtiyot bo'lish. Abu Lubaba radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ana şu Handak gazilesinden kigin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Banu Qurayza'nı talebige muvafık Abu Lubaba'nı yubardılar. Abu Lubaba bardılar, şu Ansarilerden idi. Banu Qurayza etti ki, mabada taslim bulsak bizi hükmümüz nime dedi. Bu kişi etti, sizlerge Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem taslim buldu yaptı, taslim buluyorlar. Ular kayta kayta soradı. Şunda Abu Lubaba radıyallahu anh'ın kollarını şunda işare kıldılar. Fakat şunda kıldılar. Yani taslim boysaylar hemen su ilesine dediler. Yapırmadılar, işare kıldılar. Aytadılar ki kolum şu yerden şu yerge şunda yitip gelişi ben bildim ki ben hıyanat kıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hıyanat kıldım. Bardım da uzun bir mescidke bağırıp bağla oldu. Üç gün geçer bu kişi işlerse yemedi. Bu kişi de uzunu mescidke girip uzunu uzun bağladı. Beş vaat namazı okurdu yani ki prozunu bağlar. Ta Allah Teala o kişinin tavbesini kabul kumaveti, kabul kumaveti şunda yapıldı. Yani şunda yakıldı halas. Şunda yapıldı. Bana bir uzunlar ayet ediler ki ben hıyanat kıldım. Yani sahabeler radıyallahu anhüm amanetlerge hıyanat kılıçlığı hakkında cüdehen korkuşardı. Cüdehen korkuşardı. Ya ki Anas radıyallahu anhüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaşbalayla giden hizmetlerini kıyan. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kildire de anasını hıdmet, bir cahaya hıdmetke yubardılar. Barıp kayıp giyende anaları söyledi. Oğlum kayge bar geldiniz. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş buyur geldi, bardım. Nemege buyur geldiler sizi, nemege barıp kildiniz degende bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amanatları ben buna hıyanat kımayamadım. Eğer ait kendimde ona sizge ait edelim. Ne ki hiç kim etmedim. Ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Ümmül Mumin analarımızla otur geldiler. Fatime radıyallahu anh'a kırıp giydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kızların şünçeler hürmet kılardılar ki urunlardan türüp merhaba deyip yollarga otkızdılar. Yollarda oturup evden ki azgınlardan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin kulağı yapıp amanatına aitti. Şunda bu kişi yığladı. Yığladı. Sonra yani kulağlarına bir amanatı ait geldilerdi, kuldu bu kişi. Şu meclis duygandaki ki Ayşe radıyallahu anh'a ettiler ki kızım, ben sizi anemiz ben. Şu Resulullah sallam sizi kulağınıza aitken şu amanatı menge aitseniz. Şu sırrı menge aitseniz. Fatime anamıza aittiler ki bu Resulullah sallam amanatları sizge aitmemeli. Yani aitilse Ümmül Mumin'e anaya aitişken aitmediler. Resulullah sallam Fatih Kürtken'den ki gün bir gün Ayşe anamıza aittiler ki ben analik hürmetim, Ümmül Mumin'im ben şu kapı indi menge aittim Resulullah sallam Fatih Kürtken. Ha indi aitemem siz geldim. Birinci beni yığlatken narsa Resulullah sallam aittiler ki acenim yakınca okşaydı. Cibril her yılı bir madde kelerdi, bir yıl iki madde kele yaptı. Vefatım yakın şikilik degellerdi yıkıladım. İkincisi, yani beni kürdürüşlü yüce ettiler ki siz cennetteki ayollarını imamı bölesiz dediler. Çünkü ben kürdüm dediler. Fatime anamız radıyallahu anh. Braderler bunların içindeki amanatı, vefadarlığı şuna kanka kuşlu gidi. Ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya bir kavim müracaat kıldı ki bizi ortamımızda şunda bir düşmançılığımız var, müşkülatımız var. Şunu bir ortamımızı bir çıraylık halkı belediğim bir işançlık kişi, amanatdar kişini bizge verseniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Bamdat namazdaki mensilere şu kimseni veremem. Hemen sahabalar ertelere kaçı dua çıkarak. Onlar evine hatta ait dediler ki ben ertelere kaçı okulanmadım. Emin degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağızlardan çıkan şu ünvanını alışlık için ertelap kadar dua kıldım. Ya Allah, bana şu kişi men bulsam. Ertelap Bamdat'ta okudular. Ben safını bir cilinçte okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuraya yakın namaz okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı okup bize karab durup bir kişinin kıdıra başladılar. Ben işare kılardım ya Resulullah. Beni yubarın, beni yubarın de sözüm bilenmez, halim bilen o kişiyle ben şunu iltica kılardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Abu Ubay'dan turguzlar ya Abu Ubay'da oradığınızdan turun siz bana şu kişi bizi ümmette amanatları bu kişi sizlerle müşkületine halkı verelim. Eminül ümme, ümmette amanatları. Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh şehit bu levkan vaktlerde içti ki
sizi Abu Bakr o'rniga qo'yib ketib, bizni bir katta mushkulotdan qutultirgandi. Siz ham o'rningizga bir kimsani qo'yib keting, biz shu mushkulotdan qutulaylik. Deganda aytilarki, koshki Abu Ubayda tirik bo'lganda o'rnimga uni qo'yib ketardim. Agar Rabbimga yo'liqqan vaqtimda Rabbim so'rasa-ki, kimni o'rningga qo'yib kelding? Xilofat omonatini kimga qo'yib kelding desa, seni Habibim Muhammad alayhisalom aytgan Aminul Umma Abu Ubaydaga topshirib keldim derdim. Afsuski Abu Ubayda tirikmas dedilar. Abu Ubayda Shomdagi lashkarni amiri edi, bosh qo'mondoni edi bu kishi. Umar ibn Xattob vaqtida bu yerga vabo keldi. Vabo kelgan vaqtda bu kishi 70 ming lashkarni amiri edi. Umar ibn Xattob vabo kelishini ishtiboq xat yozdilar. Ya Abu Ubayda, xatim sizga kechqurun yetib borsa, ertalab bo'lishini kutman. Ertalab yetib borsa, kechqurun bo'lishini kutib o'tirman. Tezda o'zingizni Madinaga yetkizing, meni sizga zaruratim bor. Abu Ubayda xatni o'qidilar-da, xatga javob yozdilar. Ya Amirul Mu'minin, sizning maqsadingizni men bildim. Shu lashkar nima bo'lsa, amir ham shu bo'ladi. Sizdan meni iltimosim, amringizni qaytarib olingiz. Kelmadilar. Madinaga qaytib keldilar. Shu yerda vabo bilan u kishi nima qildi vafot qildi. Radiyallohu anhu. Ya'ni birodarlar, ulardagi omonatdorlik shunchalik kuchli bo'ldi. Shunchalik kuchli bo'ldi. Omonat deganda birodarlar, Qur'onda qayerda omonat kelgan bo'lsa, omonatlar deb jam sig'asi bilan keldi. Bu yerda ham kalitni olgandilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usmon ibn Talhadan. Bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, Alloh buyuryapti sizlarni omonatlarni egasiga qaytaring. Kalitdan boshqa narsa yo'q. Hamma omonat, ma'naviy bo'lsin, moddiy bo'lsin. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlardan bir kuni bir ayolni ko'rdilarki, homilador ayol muvozanatini buzib bir tarafga tashab ketyapkandi. "Ey ona," dedilar, "muvozanatingni saqlab yurgin, qorningdagi bolang bu senga omonat qiyomat kuni so'ralasan," dedilar. Bizlarga ko'p omonatlar topshirilgan. Allah subhanahu wa ta'ala amanatlar haqida marhamat qilgandiki, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Biz deydi Allah ta'ala amanatlarni osmonu yerlarga va tog'larga ko'ndalan qildik. Bu amanatlar agar ado qilinadigan bo'lsa haqqi jannatga ketishlik, ado qilinmasa jahannamga ketishlik. Shu ixtiyor. Itoat, ibodatlar, shariat ahkomlari, Allohning haqqini ado qilishlik, boshqa bandalarning haqqini ado qilishlik, bu hammasi shuga kiradi. Osmon ham, osmonlar ham, yetti qavat osmon. Yerlar ham va mustahkamlikda zarbul masal bo'ladigan tog'lar ham fa'adayna. Buyun tavlaştı ve bunu kurtarmayalım. Bunu amayemiz. Bu amanatı biz kurtarmayalımayız. Buradalar tağlarını kuruyemiz. Mücahit bulup ki tağ şuna kanlı bakuvatlarsa böyle. Yerler kurup durmuş. Şuna kanlı kattı yerler. Osmanlar. Hem Osmanlı yerdeki mahlukatlar kurup durmuş. Bu dinizdeki bu kitler o. Her bitmesi bir günde 5 tonla avukat yediyor. Kitler var. Şuna kanlı kattı var. Hemmesi korktu. Bu yükünü ko'tarishida ular qo'rqdi. Jahannamga ado qila olmasdan buni haqqini kirishdan qo'rqdi bular. Hamala hal inson. Inson buni ko'tardi. Inson shunchalik ojiz bo'lishi bilan mana bu yükünü ko'tardi. Va inson mana bu qilgan ishi bilan agar bu omonatlarni ado qilmaydigan bo'lsa, endi o'zini nafsiga ko'p zulm qilgan johil hisoblanadi. Demak, amonatlar payg'ambarlar yetkizdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil mobaynida o'zlarini eng nafis jonlarini qurbon qilib bu dinni mukammal yetkizdilar. Mukammal yetkizdilar. Hatto Hajjatul Vadoda, birodarlar, haj mavsumida Arafotda to'planiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarida bir marta va oxirgi bor haj qilganlar. Bir marta haj qilganlar xolos. Shu hajda Rasululloh sallallohu hamma dinni ahkomlarini yetkizdilar. Uch marta so'radilar, yetkizdimmi? Yetkizdimmi? Yetkazdimmi? Ha, yetkazdingiz deganda Allohumma shahid dedilar. Ey Alloh shohid, bugun men omonatlarni yetkazdim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mukammal bu omonatlarni yetkazdilar.
ve bu kıştaki Hulefai Raşidinel Mahdiyyin radıyallahu anhum bu amanetlerini tole yetkizişti. Salafi salihiller, ulemalar, İslam kaidleri mana bu dinne hakkını, amanetini tolevler yetkizişti. Bakırlı kılışmadı. Bakırlı kılışmadı. Eğer bu dinni yetkizişlik için can kerevresi can verişti. Umurlarını bağışlaştı. İki haramdan ular bütün yeryüzüge bu dinni tarikatemiz deyip durup, amanatını adakılarımız deyip durup yeryüzüge tarikat geçti. Ve ular ümmette amanatlarlarıydı. Umar ibn Hattab ki Şam'dan her taraftan ganimetlerini ular o zora taksimlamazdan Beytül Mal'a Medine'ye yubarardılar. Yubarışardı. Şimdi Beytül Mal'a kırıp Umar ibn Hattab hatta kavuşunu ipine yubargarlığını kurup Muhammed Aleyhisselam'ın şunday ashabları var, şunday ümmetleri var ki özlerine emirlerine hatta kavuşlarını ipine hem işenip tapşırdı. Bunlar umana, umanalar bunlar. Eminler bunlar deyip durup bu kişinin makalarını maktarıyla. Ha onlar dinini tuğla yetkizişti. Bütün küçük kuvvetlerini sarplaştı. Bütün ilimlerini sarplaştı. Bütün özlerdeki mal-ı mülkün hamasını kurban kılıştı. Çünkü onlar bu nesilerini amanat de bilişerdi. Amanat de bilişerdi. Can bizge amanat burada. İman birilingen, İslam birilingen, Hicret birilingen, küçük kuvvet birilingen, akıl zakavat birilingen. Bunlar hemen amanat buradırlar. Bunlar da biz ahlige kaytarışlıkımız. Şunlardan bir kısmı Allah onun haklarını birleştik bilen. Biz amanatlar bulamız. Bandelerini hakkı buradık olmasa bandelerini ama hakkını birleştik bilen biz. Ne bulamız? Amanatlar bulamız. Zübeyir ibn Avvam radıyallahu anh'u şehit görüşlerden aldın, Abdullah ibn Zübeyir oğullarına vasiyat kıldılar ki oğlum, ben şu canında mazlum bulup şehit olsam gerek. Ve benim çok karzlarım var, karzlarımı üzgün deyip durup vasiyat kıldılar. Karzlarını hesaplar çıktım diyorlar, 1 milyon 100 bin Zübeyir ibn Avvam'ın karzları var iken. O şey zamanını pülüge. Bir de katta pül. Haydiler ki oğlum, eğer mabada bu amanatlarını üzüşlükke kıynelip kalsan, Zübeyir'in mavlasından yardan sonra gelin. Şimdi Abdullah ibn Zübeyir ayetlediler ki, sizin Mevla'yınız kim de söyledim. Mevla de, braderler, bir kişi uzunu kullikten azat kıyan kişisine ayetledi. Mevla de, Allah'a müracaat kılınlar. Şimdi ayetlediler ki, Allah dediler. Zübeyir'in Mevla'sı Allah. Her vakit kıynelip kalsan bu karzınız işte, Allah, Zübeyir'in Mevla'sından Allah'tan yardım söyledim. Atam şehit buldular dediler. Atamdan pul koma geldi. Hiç bir dirhamam dinaram koma geldi. Magaram şu Medine'nin taşkarısında bir katta ormanları vardı. Bir kança havulları vardı. Şunda karındaşlarımız gelip soruştu ki hey Abdullah ciğerin bu dedenizden kança karz koma geldi. Ettim 100 bin çek olsa keray dedim. 1 milyon atmayı durum ben. Şunda bay 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 bay. Bünkü kuk karzı sınav uzamayız hale gerek. Dip ayıttımlar. Şunda ettim ki 1 milyon 100 bölse kanaka bölendi. Degende onu umuman uzanmayızlar. Eğer kıyınelip kalsanı biz yekili yordam sonra biz yordam verelim. Zübeyir ibn Avvam'ın bir adetleri vardı. Kim de kim amanat alıp gelip koyamam dese ayterdiler ki bu zaya bu keçiden korkamam. Şunu uzayını daftar çenge bu karz birdim de yazıp koyavergin. Dip durup bu kişi Resulullah sallallahu zamanında Ebu Bekir zamanında, Umarlı zamanında, Osmanlı zamanında herif amanatlarını karz de yazdırıp koyarak geldiler de Allah'ın yurdu cihatki işleti oraya geldiler. Toplanıp 1 milyon 100 bin bu kişinin karzı köpeyip etkilerine. Abdullah ibn Zübeyir bu vasiyatını, bu amanatların ilgisi yetkiliş için ne kıldılar? Şu dadelerden koyan Medine'nin taşkarısındaki bir ormanını sattılar. Şu ormanın uzunluğu 1 milyon 100 bine sattılar. Allah'a 1 milyon 200 bine sattılar. Karzdan hemen üzdüler. Başka havullardan satıp cüce katlı miktarda fülbük gitti bunlarsa. Şunda tuttu ayarları vardı Zübeyir ibn Avvam'ın farzalları gelip bizge mirasımızı verin. Ettiler ya. Tur yıl geçe miras olmayız benimle. Tur yıl geçe bu kişi hac mavsumu da adamlar gene de akılardı ki hey Müslümanlar kimli Zübeyir'in üstünde hakkı bozsa kilsin o kilsin. Tur yıl geçe ki adam geldi amanatlarını EYS'ye tapşırdılar ki taksimler birbirine. Cüdü kaptı miktarda hammege pül diyor. Yani bu sahabelerine radıyallahu anh'ın amanatlarlığa bitti misal. Ve Allah Subhanehu ve Teala
Albatta, mana bu omonatlarni zoya qilmasligi, bunga shak shubhalar yo'q. Albatta, amin degan narsani aytayapmiz. Lug'aviy ma'nolari ko'p ekan. Ishonchlik, haqgo'y, rostgo'y, iymonli, xavfsiz, ya'ni bu odamdan xavf yo'q. Xatarsiz, ishonch qozongan, omborchi, nozir, mudir, g'aznachi, bular hammasi amin. Ma'mun bo'ladigan bo'lsa, ishonchga loyiq odam. Ishonsa bo'ladigan kishi bu. Xavf xatarsiz kishi, ishonchli, suyansa bo'ladigan odam. Bu ma'mun odam. Mu'taman, ishonchga loyiq, ishonchli oqlaydigan kishi. Xo'p, omonat deb ishonchlilik, qattiqlik, sodiqlik, sadoqat, rostgo'ylik, vijdonlik, halollik asrashga berib qo'yilgan narsalar omonat bitta ma'nosi ekan. Biz shunga bitta ma'nosi mana bu. Omonat qo'yiladigan. Garovga qo'yilgan. Bular hammasi omonat hisoblanar ekan. Xo'p, endi buni teskarisi xoin kim? Sotqin. Xiyonat qilgan, aldagan, firib bergan, ahdini bajarmagan. Bular hammasi mana buni teskarisi ekan. Ana biz omonat deganda bir narsa bir pusht tushunamiz. Juda ko'p ma'nolari bor ekan. Juda ko'p ma'nolari bor. Ma'naviy, moddiy, ruhiy, jismoniy. Bu omonatlarga xiyonat qilib bo'lmaydi. Chunki bu nifoq alomati. Bizga ko'p narsa Alloh taolo omonat qo'ydi. Bular haqida biz so'ralamiz. Bularni agar dunyoda ado qilmasak, Alloh asosan jahannamda ado qilishga majburiyatda qolamiz. Jahannamda bu omonatlarni ado qilishga majburiyatda qolamiz. Bu xatarli. Shuning uchun doim aytganmiz, biz bütün kuchimizni sarflashimiz kerak. Bütün quvvatimizni sarflashimiz kerak, toyinki dinimiz oliy bo'lsin, birodarlar. Va bandalarning haqqini, bandalarning haqqini omonatlarni o'lmasdan oldin berishimiz kerak. Har bittamizga omonat topshirdi. Kimdir ozgina, kimdir ko'p. Va bitta narsani ko'zimizning oldida doim tursinki, qiyomat kuni xoin kimsalarni hashr maydonida bütün olamon to'plangan vaqtda har bittasini bittadan bayrog'i bo'ladi. Alloh asrasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Allohumma inni a'udhu bika min al-khiyana." Ey Alloh, men sendan xoin bo'lib qolishlikdan panoh so'rayman derdilar. Har bir xoinni bittadan bayrog'i bo'ladi. Kimnikidir kichikroq, kaltaroq, kimniki uzunroq, kattaroq. Hamma olomon shart emas bu odamning xoinligini aytishlik. Hamma ko'rdi bu xoin ekan. Bu xoin ekan deb tanib turadi. Shuning uchun hammamizga ishonib topshirilgan omonatlar bor. Menga amirlik topshirilgan bo'lsa, bu menga omonat. Shuning uchun men erinmasdan birodarlar to'planib qolsa, nasihat qilaman, boshqa qilaman, kish omonatga xiyonat qilib qo'ymaydi. Boshqa mas'ullar. Har bir sangada turgan bor, o'z omonati bor. Bu omonatlar haqida biz qiyomat kuni so'raymiz. Alloh taolo aytayaptiki: "Ya ayyuhallazina amanu la taqunulloha var rasul va taqunu amanatikum va antum ta'lamun." Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohga xiyonat qilib qo'ymanglar. Rasuli Muhammad alayhisalom xiyonat qilmanglar. So'zini bilgan holingizda omonatlarga xiyonat qilmanglar. Xo'p, shuncha bir millatdan ortiq ummat ichida biz yelkamizga nima omonat bor? Bugun hijrat, jihad, i'tidod bu ibodatlar Alloh taolo bizga omonat bergan, birodarlar. Bu omonat bizga ummatni ko'pchiligiga nasib qilmagan. Ko'pchiligiga nasib qilmagan. Bizga nasib qildi. Endi bu omonatlarga ayniki sahobalar muomala qilganda muomala qilishimiz kerak. Jang maydonida qo'li kesilsa, bayrog'ini tushirmasdan chap qo'li bilan ushlar. Chap qo'lini kessa, kesilgan qolgan qo'lini a'zolari bilan bayroqni tushirmadi yerga. Bu kishi Musab ibn Umar. "Va ma Muhammadun illa rasul, qad xalat min qablihi rusul." Bu kishi hali vahiy nozil bo'lmasdan turib tilovat qilgan kishi.
şey bu gitti. Lakin bayrağını yere düşüyor koymadı. Cafer Tayyar aynı kurbanını müşteri. Hamı sahabeler. Hanzala radıyallahu anh. Hamı sahabeler. Radıyallahu anh. Ayollar. Bana bu amanatlar ne kılıştı? Coy coy gitti işte. Kadisiye cengide çıkan ona tuttu oğlunu yetiler. Başka hiç kim yok onun. Oğullarına peçkörün vesiyat kıldı. Ey oğullarım. Ey oğullarım dedi. Ertege sılarla imtihan kılınız dedi. Men sana ertege imtihan kılınız. Men Allah'a Resulü'ye hıyanat kılınız. Atanızı yan hıyanat kılınız. Sılarına haram süt vermedim. Haram yedirmedim. Sılarına fakat pakize halal rızk bile baktım. Terbiyeledim. Ertege şu bergen sütümü aklaydın kılınız. Ertege sen aldığında iki de tanla var. Ya Rubaranızı Türkiye şehrini fethi kılasılar, ya ki şehit bölesiler. Şunu da benim bergen sütümle lazım. Turt da oğul. Turt da o can meydanına anaları var gitken neşidelerini oku canı kirli. Ve can meydanında turt da oğul navbat mı navbat şehit bölü. Anaya haber gitti. Ey ana, turt da oğulun şehit bölü. Ana gitti. Ya Allah. Menden bu kurbanlığını kabul ediyor. Secde yapar. Amanatı bir diye geçer. İnne Allah eştara minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Beni oturuyan buralar yakışı bilirdi. İştara. Mazi sigasında Allah-u Teala derdi ki elbette Allah mu'minlerden ularını, canlarını ve mallarını cennetli evazge satıp aldı diye. Yaşterimez. İştara. Satıp agen. Bizi canımız, bizi amanat bırakır. Biz satken biz özü. Biz satıp agen biz özü. Canını satıp agen bulsa, şimdi o adamlık dünyaya kızıkışını kızı kül verir. Satıp agen o. İştara satıp agen cennet. Allah Teala onlardan satıp aldı. Biz bu aldı birdeni, bu satığını Allah bilen mazi otken zaman fiilede kıba geldi. Demek bu yüzden özü amanettir talar. Her vakit bu nersen Allah Ta'ala'yı biz bir işe getirmişiz. Ve şehadetke fırsat da biliyor. Bizi Allah Ta'ala fırsat veriyor. Uzun yılda şehit bu alışı. Bu ne yedilişimiz? Şunun için amanetler hakkı. Allah'ın hakkıları var. Üstümüzde Allah'ın hakkı. Hop, her dua kılamız ki Allah subhanahu wa ta'ala hamalarımızı, günahlarımızı mağfiret etsin. Hata kemçilerimizi geçirsin. Allah subhanahu wa ta'ala İslam ümmetine zaferler nasip etsin. Subhaneke Allah'ın ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Cezakumullah hayran. Bir gün keler bahar, ağaçlar güller. Bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar. Bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum jihad qilsa kim, kim bilar haq kim, kimlar majnunlar. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.